üç öğün nedir? Normal bir sabah kahvaltısında öyle sadece üzüm, peynir, zeytin, hani o klasik şey olmaz. İlla bir kızartma, yağ şöyle suyuna, yağına bandığın ya bir aç şey, yufka bir şey, illa böyle bir sıcak bir şey illa olur kahvaltıda. Öğlen işte Allah ne verdiyse salata malata hep geciktirir çünkü işe yetişeceğizdir. Bağ bahçeye bir yere gidilir. Yazın genellikle sebze ağırlıklı beslenirim. Akşam tam tersine çok böylece işte eni konu artık evde. Ama genellikle sebze ağırlıklı besleniyorum ve balık. Beyaz et yemiyorum. Öyle tavuk çok yemiyorum. Hani köy tavuğu değilse. Kırmızı ete de hani çok bütçe yetmiyor. O yüzden akşam yemekleri de balık daha çok. Ama sebze ağırlıklı besleniyorum. Üretmesini severim. Türetirim öyle. İşte biberi, patlıcanı, semizotunu bir hamurla karıştırırım. Bir işte limonla karıştırırım. Ekim-Kasım ayında bizim otlarımız başlar çıkma, turp otları. O zaman da her öğünde bir illa ot salatamız, ot yemeğimiz, yemeğim olur. Haşlama, kavurma, yuh böreği, her türlü otlar sofrada yerini alır. Hemen hemen hepsini kendim yapıyorum. Salça, turşu, peynir, zeytin. Zeytinliğim var babadan miras. Oradan topladığım zeytini, kara zeytin, yeşil zeytin, kırmızı zeytin kendim yapıyorum. Salçamı kendim yapıyorum. Sebze kurutuyorum yazdan. Patlıcan, biber, işte domates. Yazdan kışa hazırlık. Çay, şeker, tuz dışında çok öyle kahvaltılık aldığım bir şey yok. Zaten tereyağı biz çok bilmeyiz. Soframızda öyle tereyağı, sanayağı bulunmaz. Çoğu şeyimi kendim üretiyorum. Gıdamı, besinimi. Marketten şeker, tuz, çay. Onu da çayı kışın bitki çayları içerim daha çok. Yazın kara çay. Başka markette neler alırım? Çekirdek çok seviyorum. Çekirdek alırım. Kendim yetiştiriyorum ama kendi yetiştirdiğim yeterli olmuyor. Deterjan. Daha çok işte o tür şeyler. Pazardan daha çok şeylere, çocuklara, hani hayvanlarıma yem, işte mama, onlara daha çok şey alıyorum. Kendime öyle pazardan çok ya da üretmediğimiz, mesela ben meyve yok şeyde. Şeftali türü, portakal türü, kışın mandalina, o tür şeyler alıyorum pazardan da. Soğanımı, patatesimi de bu sene kendim yaptım. Öyle pazardan birçok alışveriş. Limon. Evet. Limon, portakal, mandalina, meyve. Pazardan aldıklarım da. Genel olarak nelere para harcıyorum? Bu sene en çok parayı keçilerin ve hayvanların yemeğini harcadım şu aralar en çok. Elektrik, su dışında elektrik ve telefon. Telefona çok büyük bir ihtiyaç. Biraz evde tamirat yaptım, ona para harcadım. Çimento falan aldım. Daha çok hayvanlara harcıyorum. Daha şeylerin yemini yetiştirecek şeye gelemedim. Hayvanlar en çok, evet, hayvanların yemine para verdim bu sene. Yem, saman, ot, yonca aldım. Bu evde en büyük ev ihtiyacı şey, tüp çok pahalı. Şeyde dışarıda mal tuzu yakıyorum, peynir suyu, hayvanlara yemek pişireceğim zaman ve peynir kaynatacağım zaman. Et, kemik vesaire böyle uzun pişecek şeyleri dışarıda mal tuzu yapıyorum. Hani en çok para giden yer tüp. Tüp çok pahalı. Yüzü geçmiş artık. Tüp büyük bir gider. Kendi kendime şu durumda evet,
Evet. Evet, yetebiliyoruz. Yetebiliyoruz. Daha şimdiden, hani şimdiye kadar kimseden borç almadım. Ufak ufak böyle küçük küçük yetiyorum. Çok büyük bir mutfağım olsun, çok isterim doğrusu. Mutfağı seviyorum. Bulgur kaynatmak için buğday aldım. O da epey bir para tuttu. O beyaz un kullanmamaya çalışıyorum. Geçen sene abimden almıştım buğday. Onu hem bulgur yaptım, hem un olarak un yaptım. Öyle tüketmiştim. Bu sene Bayramiş'ten aldım. Gene karakılçık. Sarı buğday ya da karakılçık. İkisinden birini, o eski tohum, onları temin edip onları kullanıyorum. En sevdiğim yiyecek, içecek. Sevmediğim hiçbir şey, sevmediklerimi saysak daha kolay olur herhalde. Hemen hemen her şeyi seviyorum. Yani sebze, balık, et, böyle hani sakatat severim. Otu çok seviyorum. Böyle elim kolum kırgın olduğu zaman, kendimi kötü hissettiğim zaman hemen bahçeden, şöyle araziden gider biraz ot toplarım. Onu salata yapar yerim, sanki bana şifa olurmuş gibi gelir. Her şeyi seviyorum. Ama böyle işte hindiba, turp otu, şevketi bostan, onlar böyle sofrada olunca bana böyle daha bir, her şeyin yanına da hazırlarım. Sevmediğim şeyleri saysak daha kolay olur. Sevdiğim çok fazla. Hepsini severek tüketiyorum. Yemek yemek güzel. Hazırlamak yemek. Hem yemek güzel, hem hazırlamak güzel. Seviyorum yemek yemeyi. Hamur işini çok sevmem. Öyle mantar falan çok severim. Böyle şimdi mantar zamanı geldiğinde hemen hemen her akşam bahçeden zeytinden gelirken toplarım yolda, işte mantar yerlerinde. Akşam da gelince hemen taze taze pişirir yeriz. Dönem dönem köyde evet, doğanın nimetlerinden faydalanıyoruz. Tatlı, sütlü tatlılar. Öyle revani, baklava, öyle şeyleri 40 yıl yemesem aklıma gelmez. Sütlü tatlılar ve o kış kabağı, kabak tatlısını severim. O şimdi yenilerin çıkmış antin kuntin bir değişik tatlılar. Yok cheesecake, miscake, onlar falan hiç benim damak tadıma uygun değil. Ben eski sütlaç, işte böyle sütlü irmik tatlıları. Onlar eski nenemin yaptığı tatlılar, onları seviyorum. Kabak tatlısını da çok güzel yaparım ayrıca. Maşınganın fırınında. Şöyle çıtır çıtır. İnsanın sağlığı yerinde olduğu zaman, keyfi yerinde olduğu zaman, mutlu olduğu zaman soğan ekmek bile tatlı geliyor sonra. Şimdi kışa maşıngayı kurarım ben. İşte birkaç, yani işte bir aya. Maşınga benim için vazgeçilmez mutfakta. Üstünde yemek pişer. İçinde ekmek. Üzerinde, kenarında çay demlenir. O yani maşıngasız bir mutfak düşünemiyorum hiç doğrusu. Maşınga yöreye göre değişiyor. Başka yerlerde kuzine diyorlar. Aslında odunlu fırın. Hani ilkel fırında diyebiliriz. Fırınını, üzerinde ocağını kullanabildiğin bence muhteşem bir alet, ihtiyaç maşınga. Yani dökeceğim. Hmm.
Bir tanesi kalmış ya burada. Böyle yemekleri de hazırlayıp her şeyi böyle her şeyi hazırlayıp böyle çıkartıp yemeyi de seviyorum. Kurutmayı. Bu köfte. Kurban köftesi. Böyle bir kere de yoğurup hazırlıyorum, koyuyorum. Bu tür şeyleri de böyle seviyorum. Dolaba. Toprak fırını da çok severim. Öbür evde toprak fırın vardı. Hani şey balık, yemek, ekmek hemen hemen birçok ihtiyacımı orada yapıyordum. Buraya da lazım bir sonra toprak fırın. Yani gelecekte kesinlikle istediğim bir şey. Fırın, şömine, maşınga. Anneme maltıs yaptırdım. Onu kullanıyorum. Maltıs eski tenekeden yaptığımız, eski tenekenin içini toprakla ve kiremitle örüyoruz. Sonra işte yarısı ortasından bölüp, sonra onu böyle şöyle çıkıntılarla bir tencere oturacak şekilde sac ayağı gibi 4 tane ayak yapıyoruz tenekenin üstüne. Arasına ızgara koyuyoruz. Izgaranın üzerinde kömür yakıyoruz. Üstünde yemek pişiriyoruz. Tüpe çok destek. Kesinlikle çok o da büyük bir ihtiyaç. Aygazın üzerinde ben lor yapıyorum peynir suyundan. Lor kaynatıyorum. Burada şeyde ocakta kaynatsam yani astarı yüzünü geçer. Şey yap. O yüzden onu sürekli dışarıda kaynatıyorum. Yakıyorum akşam. Abim kömür ocağında kömür toplayıp geliyor. Yakıyorum. Mis gibi. Akşam sabaha kadar kendi kendine kaynıyor. Ben ocağı kısmadım değil mi? Kısmadım. Kısmamış. Yeniler şimdi bilmiyor. Anneme yaptırdım ben. Annem sağ olsun. Annem kendisi de kullanır kapısının önünde. Maltısı. Köfteler.